Batshuayi'nin gelişi Galatasaray'da ki sonrasında da işte birçok haber var. Batshuayi'nin tanıtıldığı videoda, açıklandığı videoda Batshuayi'nin işte 25. Katar direkt çıkışı, Türkiye'nin en büyüğüne geldim sözleri. Bu arada Mitch Batshuayi Türkiye'de 3 İstanbul büyüğünde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen ilk isim olacak. Önemli bir performans. Bence Beşiktaş kariyeri eğer Beşiktaş'ta devam etseydi Beşiktaş'ın kazanımları daha fazla olurdu. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de bence şampiyonluk yarışını son 90 dakikaya kadar taşınmasını sağlayan isim oldu. Galatasaray'a geldi. Galatasaray'ın da en böyle ihtiyaç duyabileceği tarzda bir oyuncu. Neden bahsediyorum? Birincisi Vinicius gitmiş. Evet. Icardi plaselemen lazım. Ve gerçekten de Icardi yokken de sahaya girdiği zaman SOS vermeyecek ve seni ayakta tutabilecek bir oyuncuya ihtiyacım var. Batshuayi geçtiğimiz yıl özellikle oyunun son bölümlerinde, daha doğrusu sezonun son bölümlerinde oyuna girerek bayağı bir maç getirdi Fenerbahçe'ye. Galatasaray'da da farklı bir planın içerisine girilebilir. Yani biraz daha çift santrfor, belki de biraz daha Batshuayi'yi biraz daha kanatta değerlendirmek gibi opsiyonlar olabilir. Ama Batshuayi'nin Galatasaray'a en büyük artısı oyun zekası olacak. Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de rakip savunmaların dengelerini koşullarıyla inanılmaz bozan bir Batshuayi vardı. Topsuz oyunda özellikle o koşulları çok iyi yaptığı için de çok fazla aslında teknik adamların sevdiği, taraftarların ise ya ne yapıyor bu adam dediği bir oyuncu oldu. Çünkü bizde istatistik tabloları genellikle toplu oyun üstünden geldiği için kaç şut atmış, kaç gol atmışa bakıyoruz ama topsuz oyunda rakibin bazen 3 savunmacısını peşine takıp öyle koşular yapıyor ki bir anda o 3 savunmacıyı darmadağın ettiği için diğer oyuncular kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Bunu Fenerbahçe'de de yaptı, Beşiktaş'ta da yaptı. Muhtemelen Icardi'nin bu sezon yine gol sayısında 20'li sayılara ulaşmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta da şimdi sezon başladı. Ve gelecek isimler çok konuşulacak, öyle görünüyor. Ama bir yandan da gitmesi beklenen isimler var. Şimdi Beşiktaş evet önemli adımlar atıyor belki. Hiç tartışmaya mahal vermeyecek kağıt üzerinde transferler gerçekleştiriyor. Ama diğer yandan da bir satış yapması gerekiyor siyah beyazların. Doğru. Aynı zamanda kadroyu da hafifletmesi gerekiyor yabancı evet. sayısı bakımından. Bu anlamda Gedson Fernandes herhalde İlk gidecekler arasında ve Beşiktaş'ın da para kazanacak. Evet, yani Gezal gitti. Gedson şu anda mevcuttaki ilk gidecekler gibi gözüküyor. Rusya'dan bilgi var diyebiliyoruz zaten Gedson'a. Mevcut kadro içerisinde yine taliplisi olabilecek kulüpler bulunabilir. Yabancı sayısını azaltması gerekiyor Beşiktaş'ın. Kadrosu çok şişti. Hatta maaş anlamında da hatır sayılır maaşlar alan oyunculardan da vazgeçme konusunda girişimler olabilir. Bence bir başka operasyonda yaş ortalaması üstüne olacak. Takım şu anda yaklaşık 10 civarında 30 yaş üstü oyuncuya sahip. Üstüne şimdi Di Maria görüşmeleri devam ediyor. Başka oyuncularla yine 30 yaş üstü görüşmeler yapılıyor. Ve bu Mart-Nisan ayı geldiği zaman Beşiktaş'ta bir fiziksel efor derdine dönüşmemesi lazım. Bu yüzden de şu an futbol aklı anlamında Beşiktaş'ın böyle tam mesai yapması gereken bir dönem. Çünkü hem yabancı sayısını düşüreceksiniz, hem yeni transferlerinizi yapacaksınız. Düşürürken maaş bütçenizi olabildiğince koordine etmeniz gerekiyor bir taraftan. Takımın yaş ortalamasını ve geleceğini de planlamanız lazım. Bunların hepsini yapmak kolay bir iş değil. Ama Beşiktaş'ın kazanımı şu, hocayı çok erken getirdiler. Evet. Yapılan transferlere baktığımız zaman da şu anda majör anlamda yapılan işlerde de önemli bir isim. Rafa gibi bir ismi de çok hızlı bir şekilde İstanbul'a getirmeyi başardılar. Yani kampa dahil etmeyi başardılar. Bunlar Beşiktaş'ın kazanımları. Vallahi zor görüyorum. İnşallah yani zor gördüğüm şey yönetilmesi çok zor bir sürecin içerisindeler. O yüzden Allah kolaylık versin Beşiktaş'a. Çünkü bir tarafta taraftar şampiyonluk bekliyor. Bir taraftan Fenerbahçe ile Galatasaray gerçekten kadro ve düzen olarak çok evet. oturmuş durumdalar. Diğer taraftan kadronuz gerçekten çok şişkin diye tabir edebileceğimiz bir durumda. Bunların hepsini yönetebilmek hem sabır hem de gerçekten akıl işi. Allah kolaylık versin. Kolay iş değil Beşiktaş'ı yönetmek şu anda. Bakalım bu ortamdan nasıl çıkacak evet. Beşiktaş yönetimi. Diğer yandan da Rafa Silva transferi gerçekleştirir ama Angel Di Maria'dan da haber bekleniyor.
Bugün Sabah gazetesinde de bununla ilgili, özür dilerim, Fotomaç gazetesiydi yanlış hatırlamıyorsam, bir haber yapılmış. İki ismin birlikte oynama alışkanlığı, birbirlerini çok iyi tanımaları. Beşiktaş'ta eğer bu birliktelik devam ederse neler kazandır? Şöyle, bence Di Maria'nın birini tanımaya da ihtiyacı yok. Eğer kadrondaki oyuncu grubu futbol oynamayı biliyorsa, yani futbolun dinamiklerini biliyorsa, futbolun kurallarını gerçekten de ruhunu iyi biliyorsa, kaos futbol oynamıyorsa, Di Maria Avrupa futbolunun benim gördüğüm en zeki 3-5 oyuncusundan bir tanesi. Yani futbol aklı olarak böyle sahada, böyle satrançta vardır ya böyle 30 hamle sonrasını planlayan satranç ustaları. Di Maria da böyle adeta böyle satranç ustası gibi 3-5 hamle sonrasında o pası verdiğinde nereye gidebilir, ne yapabilir hesaplayan bir oyuncu. Böyle bir zekaya sahip bir ismi orta sahanıza monte ederseniz hem Rafa'ya katkı sağlar hem diğer oyuncuların da ayakta kalmasını sağlar. Ve bence başka bir deneyim noktası şu: Rafa Silva ile antrenman yapmak, Di Maria ile antrenman yapmak, Semih gibi oyuncuların da başka bir seviyeye çıkmasını sağlayacak. Onlara inanılmaz bir deneyim kazandıracak bu oyuncular ve takımın da eforunu bir yerden bir yere taşıyabilir. Eğer ki kendi eforları yerindeyse. Ama mesela Rafa Silva geçtiğimiz yıl 50'den fazla maça çıktı. Evet. Bu şu anlama geliyor: ben arkadaş hazırım. Yani buraya yatmaya gelmedim. Tabii. Oynayabilecek bir efora sahibim. Bu zaten Hüseyin Yücel de A-Spor ekranlarında transfer raporu programına bağlandığında çöp transfer yapmayacağız demiş. Bence Rafa asla çöp transfer değil. Pahalı mı tartışılır ama performans olarak bakacaksak geçtiğimiz yıl 20'den fazla gol, asistler vesaire, 50'den fazla maç. Şimdi bunu yapan bir oyuncuyu da böyle bir kulüpten, majör bir kulüpten alıp getirmek, bu tarihte getirebilmek de kolay bir iş değil. Beşiktaş bu anlamda önemli bir iş yaptı. Di Maria'yı biraz daha kenara ayırıyorum. Çünkü Di Maria hem yaş olarak daha fazla bir yaşa sahip ama şu gerçekliği de unutmayalım. Biz bu sezonda Edin Dzeko gibi bir ismin Mart ayına kadar gol krallığı yarışında olduğunu gördük. 30'lu yaşlarının sonuna gelmiş bir Dzeko'nun gol krallığı yarışında Mart ayına kadar bulunduğunu gördük. Di Maria da eğer fiziksel anlamda kendine bakabilmiş durumdaysa oyun olarak da mutlaka bir şey katacaktır. Çünkü Di Maria'nın da oyundaki o kuvvetli devamlılığını sağlama konusunda kendini iyi saklayabildiğini düşünüyorum. Çok koşmayan, aklıyla oynayan, doğru yerlere pas atmak, insanın gözünde böyle bir Sergen Yalçın hayal edebilir. Yani o pas trafiğini yönetmek, doğru yerlere de bulunabilmek, sürekli koşmak yerine doğru yere koşmak gibi kendini iyi yönetebiliyor. Fiziğini çok iyi biliyor. O yüzden Di Maria, Rafa Silva, bu ikili beni heyecanlandırıyor. Beşiktaş için de umarım güzel olur. Sence Cenk Tosun'la sözleşme uzatılacak mı, yenilenecek mi? Cenk'in de taleplisi olabilir. Yani Cenk kendine yine pazar bulabilir. Cenk'in süreci bildiğim kadarıyla maddi. Yani pazarlık masasında Cenk'in istediği bir rakam var. Beşiktaş'ın vermek istediği bir rakam var. Bilemiyorum. Yani çok ortadayım. Yani Salih bile çok geç kaldı bu arada. Salih'i imzaladılar biliyorsun. Salih'i ben çok daha erken imzalar diye bekliyordum. Cenk için de biraz yönetim tok alıcı gibi duruyor sanki. Yani o yüzden de şampiyona sonrası da tekrar masaya oturulacak. Yönetim yine bir fiyat teklifinde bulunur. Ama eğer ki ellerinde iyi bir liste yoksa Cenk'le devam edilmesi daha hayırlı olabilir. Çok teşekkür ediyoruz Taner. Ağzına sağlık yorumların, değerlendirmelerin için. Biz hep bu jenerasyon için 2008 vurgusu yapıyoruz milli takımda. Evet. A milli futbol takımımızla ilgili. Biz de şimdi Sabah Spor'unu noktalarken sizi 2008'e götüreceğiz tabii ki. Orada çeyrek final heyecanını nasıl yaşamıştık? Tekrarı kısmet olsun inşallah diyerek Sabah Spor'unu noktalayalım. Hoşçakalın.